Münafıkların bir özelliği de Müslümanlar suç istat ederler. Geceli gündüzlü, her gün bir suç istat eder. Böyle bir manyaklıkları vardır. Hadis-i şeriflerde de bu var. Mesela Tume isimli münafığın Müslümanlara nasıl iftirada bulunduğunu Peygamberimiz hadisinde anlatıyor. Hazreti Yusuf'a atılan iftirayı biliyorsunuz. Evet. Kardeşi de daha önce onun hırsızdı diyor. Müslümanları ve hırsızlıkla suçluyor. Evet. Abi münafık kendisi hırsızdır. Yani çok yoğun hırsızdır ama Müslümanları hırsızlık, işte samimiyetsizlik, yalancılık, her türlü kendinde olan vasıfla suçlar müminleri. Münafığın özelliğidir. Yani kendi ruhundaki bütün çirkinlikleri Müslümanlara istinat eder. Münafığın bir vasfıdır bu. Ve bunu da alçakça ve şeytani bir ustalıkla yapar. Onun için Müslümanlar da mazlum olduğu için, yani bu konuda tecrübeleri olmadığı için münafıktan birçok yerde bizler olur Müslümanlar. Mesela bak bu paralel yapıyı münafıklar çok rahat ele geçirirler, gördünüz. Fethullah Gülen hareketini. Adamları hasır gibi yere serdiler. Yani muazzam bir münafık yapılanması Fethullah Gülen hareketi içerisinde hakim olmuş. İngilizlerin devleti kanalıyla. Sahte devlet oluşturuyorlar demiştiniz hocam. Hazreti Yusuf kardeşine iftirada babasına götürdüğü delil kanunları gömleğine götürerek. Evet, iftirada ucu bucağı yoktur. Bu yani sahtekarlıktaki uydurdukları delil, bir de iftirada uydurdukları deliller var. Tümeyiz'in münafık Müslümanlardan zırh çalıyor. Bir sefer iftirasıyla hiç alakası bir Musevi'nin üstüne atmaya kalkıyor. Un bulaştırıyor, onu adamın evine kadar götürüyor böyle lekeleri. Un lekesini Peygamberimize bildiriliyor vahiy ile, sonra sahtekarlığı ortaya çıkıyor. Yani Yahudi olan, Musevi olan kişinin yaptığına inansınlar diye sahte delil oluşturuyor. Münafığın bir özelliğidir bu. Yani çok büyük bir cemiyet mikrobudur münafık özetle. Onun için münafık konusu hallolmadan Müslümanların huzurlu, rahat yaşamaları mümkün değildir. O pislik asalakların bak daha hala oyunlarını görüyoruz. Mesela adam bir gençle homoseksüel bağlantı içerisine giriyor, girdiriyorlar. O homoseksüel genç ne derse adam kabul ediyor. Çünkü yazışmışlar falan, her şey var. Adam mesela diyor ki ben bunu basına verebilirim diyor. Çekindiği için de adam onu işte en ünlü gazetecilerle tanıştırıyor, siyasetçilerle tanıştırıyor. Bunu aynı şekilde kadınlar da yapıyorlar yani. Fahişe görünümünde adamlara yanaşıyorlar. Adam adeta emir eri oluyor onun. Ne diyorsa yaptırıyor. Çünkü bütün yazışmalar elinde olmuş oluyor. Bu alçakların oyunlarına karşı tabii neler yapılması gerekiyor? Nasıl Müslümanlar kendilerini koruyabilir? Bu yeni hazırladığım kitapta çok kapsamlı var. Maşallah.